Bence kaldırır, kaldırmalı. Şimdi sezon başlangıcına baktığında kadro olarak belki şampiyonluk yarışı içinde olmaz, bugünlere lider gelmez diye bakılan Beşiktaş bence büyük bir mucizeyi gerçekleştirdi ki Sergen Hoca'nın katkısıyla oldu bu. Oyuncuların performansını çok yükseltti, çok iyi takım oyunu oynadılar. Son haftalarda evet bir düşüş oldu oyunda ama tekrardan fabrika ayarlarına dönerse Beşiktaş kalan maçlarda alacağı galibiyetlerle bence şampiyon olabilir. Üzerlerinde de çok baskı olduğunu ben düşünmüyorum. Bence Beşiktaş baskıyı kaldırıp şampiyonluğa ulaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü o kadro kalitesi, camianın o birleşmesi, Sergen Hoca'nın da artık çok istediği bir şampiyonluk var. Ben ulaşacağına inanıyorum. Beşiktaş baskıyı kaldırıp sonuca ulaşabilir. Neden? Çünkü büyük takımların bu tip durumlarda göstermiş olduğu bir ruh vardır, bir reaksiyon vardır. Bunu sezon başında ilk 5 haftadan sonra bir gösterdi Beşiktaş ve devam ettirdi. Bu son 6 haftada ben bu direnci, bu reaksiyonu gösterebileceğini düşünüyorum. Evet, Beşiktaş kadro derinliğindeki kısıtlamaları da düşünürsek aslında kağıt üzerinde zor gibi gözüküyor. Ama ben Beşiktaş'ın bu sezon şampiyonluğu oynamış olduğu oyunla hak ettiğini düşünüyorum. Şampiyonluğun en büyük adayının Beşiktaş olduğunu düşünüyorum. Bence Beşiktaş kalan haftalarda baskıyı kaldırır kaldırmasına ama buna kadrosunun sağlığı ne kadar müsaade eder? Orası çok tartışılır. Beşiktaş iyi oynadığı dönemde bile 13 oyuncuyla ligi götüren ama o 13 oyuncu da maksimum verim alan bir takımdı. Şimdi 11. oyuncuyu bulup sahaya çıkaracak durumda değil. Yani takımda şu an Larin de cezalı olduktan sonra santfor oynatacağı oyuncu yok. Bu çok ciddi bir problem. Şu an kadro stresi bence her şeyden daha fazla. O yüzden Sergen Yalçın'ın bu anlamda eli çok dar. Stresi kaldırır ama oyuncu grubunun sağlığının buna müsaade etmesi lazım. Beşiktaş'ın birkaç tane önemli noktası var bence. Derbi oynayacağını unutmamak lazım. Beşiktaş adına tabii forvet sıkıntısının önemli olduğunu unutmamak lazım. Forvette çünkü çok eksiği var. Bir de ciddi bir baskı yaşadıklarını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de geriden gelerek yakaladığını unutmamak gerekli. Sanki son haftalarda belirlenecek şampiyonluk yarışında Beşiktaş takılacak gibi gözüküyor. Beşiktaş hala elinde avantajını bulunduran taraf. Çünkü 3 puanlık bir kayıp yaşama lüksü var hala. Fenerbahçe'ye geçilmesi için 2 maçta kayıp yaşaması lazım. Galatasaray'a geçilmesi için 3 maçta puan kaybı yaşaması lazım. Yani tüm bunları üst üste koyduğumuzda Beşiktaş ligin hala favorisi. Beşiktaş sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaktır. Beşiktaş'ın probleminin baskı değil, oyuncuların fazla yıpranışı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında belli pozisyonlardaki eksiklerin yokluğunu bertaraf edebilecekler mi, edemeyecekler mi? Ona da bakmak lazım. Biraz şapkadan tavşan çıkartmak lazım. Özellikle santrafor konusunda. Aboubakar'ın yokluğunu bertaraf edemezlerse Beşiktaş için şampiyonluk da zor. Yine de şampiyonluk psikolojisini yönetebilecek de Sergen Yalçın gibi özel bir yetenek var.